Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sayın arkadaşlar, Doğa Gezgini kanalına hoş geldiniz inşallah. Bakın yine bugün arazideyim. Bir taş aramaya geldik ama ve lakin nasibimizde yabanı dağ çayı arkadaşlar. Aktallarda bunu çok görürsünüz. Böyle bağlı halde aktallarda satılır. Biraz geç kaldık. Bunun çiçekli olması lazımdı aslında ama yine de yeşil. Bakın şunlar biraz daha tohumlamaya gitmiş. Çok faydalı, şifalı bir bitki arkadaşlar. Yani görünce dayanamadım. Bir video çekip sizleri bilgilendirme amaçlı video çekeyim dedim. Notlarımdan da internetten de gezindim. Bazıları alıntıdır, bazıları kendi bilgimdir. Şifalarından size bahsedeceğim arkadaşlar. Güçlü antioksidan etkisi vardır. Vücudu serbest radikallerden koruyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklara karşı vücudu koruyor. Grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkların hızla iyileşmesine yardımcı oluyor. Bakın bu gördüğünüz böyle bu arazinin bazı yeri hep ada çayı. Şöyle yakınlaştırayım size. Karşı tarafı da görüyorsunuz. Biraz da orada var. Başka yerinde yok arkadaşlar. Yani aynı insan gibi bunlar da toplu yaşamayı seviyor galiba. Tohumları döküldüğü yerde. Konumuza gelelim. Balgam söktürücü özelliği vardır arkadaşlar. Balgam söktüremiyorum, balgam çıkaramıyorum diyenlere çözüm. Kap ve damar sağlığına çok iyi geliyor. Bilhassa kap ve damar rahatsızlıkları çeken arkadaşlara, nefes darlığı çeken arkadaşlara, uykusuzluk çeken arkadaşlara, stres, uyuyamıyorum diyen arkadaşlara bir günlük iki fincan kaynatıp, şöyle diyeyim size, bir bardak suya şöyle iki tane arkadaşlar kaynamış suyun içine atın, 5-10 dakika demlendirin, süzüp için veya içinde dursun fark etmez. Aktallarda bulabilirsiniz, dağlarda, ovalarda bulabilirsiniz. Ben geçerken böyle bir denk geldim, sizleri bilgilendirme amaçlı. Hazımsızlık, bilhassa midelerde hazımsızlık, şişkinlik yaşayan arkadaşlara işte size dağ çayı arkadaşlar. İltihaplı, mide iltihaplarına, mide ağrısına, şişkinliğe iyi geliyor. Bağırsaktaki gazlara ve bağırsakların iyi çalışmasına iyi geliyor. Sorun yaşayan arkadaşlar, bağırsağımda gaz var diyenlere, şişkinlik yaşıyorum diyenlere, iştah açıcıdır arkadaşlar, iştahım yok diyenlere, kan sulandırıcı etkisi vardır arkadaşlar. Sinir ve stres, uykusuzluğa iyi geliyor. İdrar yolları enfeksiyonlarına iyi geliyor. Daha ne yapsın bu bitki? Daha çok faydaları var ama ben internetten araştırıp bulabilirsiniz. Benim aklımdaki bunlar, notlarımdaki bunlar. Nasıl kullanıyorlara gelince dediğim gibi arkadaşlar fazla değil. Ha, bir seferlik kaynatayım da ben şey yapayım dersen bundan 4 tane atabilirsiniz. Bakın bu 2 dal. Fazla yaptığınız zaman acı olur, içemezsiniz veya tatlandırma yaparsınız. Her şeyin fazlası zarardır. Mide bulantısı yapabilir arkadaşlar. Bir tek yan etkisi budur. Yani aşırı kullanmayın. Günlük 2 fincan. Aç karnına içerseniz daha faydalı olur. Veya yemeklerden 1-2 saat sonra içerseniz daha faydalı olacaktır.
Yukarıdakiler biraz kurumuş gibi geliyor bana, sararmış çünkü çiçekleri dökülmüş. Bunların mor veya pembeye yakın çiçekleri vardır arkadaşlar. Nasıl tanırım diyen arkadaşlara dibinden de göstereyim. Bakın ada çayının yapraklarına benzer yaprakları vardır. Hafif tüylümsüdür. Kokusu çok hoştur arkadaşlar. Şu an öyle güzel kokuyor ki dokundukça. Aroması hoştur. Ha, ben fazla tadından hoşlanmadım diyen arkadaşlar limonla, balla, şekerle tatlandırabilir. Yani şifaları bol arkadaşlar. Bulunmayan bir nimet. Her bölgede bulunmaz. Genellikle Akdeniz, Ege iklimlerini çok sever. Kuraklığa da iyi dayanır. Yani şu an bazı yerlerde tam mevsimi, bazı yerlerinde geçiyor. İşte bakın göstereyim size. Kuruma noktasına gelmiş bazıları. Çok da bayır bir yerde çıkması zor. Bakın kuruma noktasına gelmiş, zamanı geçiyor bazı yerler arkadaşlar, tohumlanmış. Yine de aktarlakilerden daha taze olabilir. Çünkü aktarlarda ne kadar bekliyor, güvenilir bir aktarla arkadaşlarınızdan alabilirsiniz. Bakın bunlar da tohumlamaya gitmiş, çiçekleri dökül kurumuş. Üzerinde bakın şuradaki çiçeğini gösterebilirsem size. Şu parmağımın ucunda kurumuş ve tohumcuklar çıkmış arkadaşlar. Tabii bu da kendi neslini tohumdan ve kökünden çoğaltıyor. Sonuçta arkadaşlar doktor gibi bir bitki. Arazide böyle denk gelirseniz arkadaşlar bunları kaçırmayın. İnternetten şifalarını araştırın. Bulunmaz bir nimet. Bir şifa kaynağı. Bakın hemen şurada papatya. Katlamalarına çok iyi geliyor arkadaşlar. Papatya göstereyim size de. Papatyanın faydalarını da çektim. Öyle bir videom daha var benim. Biz koyun gözü deriz bunlara aslında ama gözlere çok faydalı arkadaşlar bunlar. Bu da çok strese falan iyi gelir. Mide dostudur. Şöyle gördüğünüz gibi her taraf. Bakın karşıda keven otu deriz, eşek dikeni deriz. Onun tohumcukları da kalbe çok faydalıdır. Omega 3 vardır. Yakınlaştırayım, görebiliyor musunuz? Bakın şu tepecikte mor çiçeği var bakın. Boyu 1 metre, 1,5 metre olanları vardır onların. Hemen ilerisinde sığır kuyruğu var arkadaşlar. Bakın o da çok şifalı bir bitki. Çıkabilirsem çıkayım. Onu da tanıtayım size. Videomu da kapatayım. Fazla uzattım galiba. Kusuruma bakmayın. Bu arada bir jasper taşı buldum arkadaşlar. Harika bir rengi var. Bakın buralarda renkli taşlar var ama çıkması biraz
İşte size sığır kuyruğu arkadaşlar. Bu da nezleye, gribe, maya sıra iyi gelen bir şifalı bitki. Ben izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın arkadaşlar.